kalıyor. Bu benim hayalim. 45 sene boyunca ben bunu bekledim. 45 sene bu hayalimi gerçekleştirmeyi bekledim. 2 sene 16 gün önce 2 tane inekle başladım bu işe. Ondan sonra işte ilçe tarımın sayfasında uzman eller projesiyle tanıştım. Ondan sonra ona başvurdum internetten. 2 gün sonra aradılar Kırklareli'nde. Bir takım yanlışlar yapmışım. Düzeltmemiz gerekiyor dediler. Hemen gittim Kırklareli'ne. Düzelttik. Dosyayı hazırladık. Aradan işte 2 hafta geçmedi belki. Akşam saat 10 gibi falan ilçe tarım müdürü aradı. Dedi hayırlı olsun. Ondan sonra 3 tane uzman eller projesinden ağır gibi inek aldım. Bunlarla beraber sayımı 10'a çıkardım. Şu anda 14 tane kızım var. Bunun 4'ü gebe, 2 tane de oğlum var. 16 tane olarak yoluma devam ediyorum. Şimdi ilk hedefim Trakya'nın en iyisi olmak. Ki şu anda epey bir işletme dolaştım. Tabii şartlar doğrultusunda. Ama dişimin kovuğuna uygun hiçbir işletme göremedim. Dediğim gibi ilk hedefim Trakya'nın en iyisi olmak. Yani şu işi o kadar çok seviyorum ki. Geçen gün kapının önünden geçiyorum. Oradan bir böyle tezi kokusu geldi. Dedim ya Allah'ım dedim ya. Şu kokuyu dedim benim dedim kapımdan eksik etme dedim ya. Ya o kadar seviyorum bu tezi kokusunu ya. Şurada var ya oturuyorum şu kahveyi içiyorum. O kadar keyif alıyorum ki. Ya o kadar mutlu oluyorum ki. Yani kendi evimde bu kadar mutlu olmuyorum. Belki de bu dediğim gibi 45 sene bekledim bu hayali. Belki de onun mutluluğu da var. Bilmiyorum ama yani inşallah Allah'ın da izniyle yoluma çok hızlı bir şekilde devam ediyorum. Sabah kalkıyorum, hiç kahvaltı falan yapmıyorum biliyor musun? Direkt üstümü giyiniyorum, direkt hemen ağıra giriyorum. Tek tek dolaşıyorum işte. Arkadaki hayvanlarım var, orada bebeklerim var benim, onlara bakıyorum. Tek tek hepsini dolaşıyorum. Öyle bir görüyorum hepsini normal bir şekilde. Ondan sonra içim rahat ediyor. Ondan sonra işte altlarını temizliyorum. Biraz muhabbet ediyorum onlarla. Biraz seviyorum onları. Ondan sonra işte yemlerini hazırlıyorum. Sularını veriyorum. Sağlayacak hayvanlarımı sağıyorum. Vallahi ya ben küçüklüğümden beri mesela buraya gelirken uyuyamazdım heyecandan. O kadar heyecanlanırdım. Sonra benim oğlum 3 yaşında ben buraya getirdim oğlumu. Daha ilk defa iniyor böyle otobüsten. Tezi kokusunu duydu. Böyle yaptı. Oh baba mis gibi koktu. Ondan sonra dedim ki tamam dedim ya ben bu kız anne dedim bu işi yaparım. Ondan sonra kararttım gözümü valla. Geldim yerleştim buraya. Şu anda da gayet de keyif alıyorum. Keyifli gidiyorum. Ya işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Zaten çok seviyorum. Ya o kadar seviyorum ki artık böyle iliklerime kadar işledi ya. Yani nasıl anlatabilirim bunu yani? Hani şartlar ne olursa olsun. Yani zorluyorum yani. Hiç sanki bir şey umurumda bile değil yani. Şartlar ne olursa olsun yani. Ya o kadar severek yapıyorum bu işi. Vallahi ben dediğim gibi doğumum 5 sentindeyim. Benim bütün neredeyse hayatım orada geçti. Tabii şimdi şu anda biraz zorlaştı. Ya hiçbir şey kolay değil. Hiçbir şey kolay değil. Hayat biraz daha zorlaştı. Ama burada da tabii ki bazı şartlar zorlaştırıyor. Ama keyif alıyorum ya, seviyorum ya. Yani sevdiğim için fazla böyle o kadar şey yapmıyorum. Yani zorluklar o kadar çok böyle canımı acıtmıyor yani. Umursamıyorum ya. Yani ne bileyim belki de mutlu olduğum için herhalde ama
Şu anda keyif alıyorum yani ben bu işten. Vallahi burası derim ya. Yani bunu hiç tereddütsüz söylerim yani bunu. Yani bilmiyorum yani nedeni derken ya yine dönüp dolaşıp aynı şeye geliyoruz ama sanırım yani sevdiğimden dolayı yani ya da bilmiyorum dediğim gibi 45 sene bekledim ben bu iş bunu yapabilmek için yani şurada oturabilmek için ya yani şurada bir tane kahve içebilmek için yani bu tezi kokusuyla şundan bir yudum alabilmek için 45 sene bekledim abiciğim ben ya. Yani onun için yine bir dünyaya gelsem yani Allah şahit burayı isterim ya. Ki benim oğlum da şu anda yani gelirken mesela acayip heyecanlanırdı. Benim küçüklüğümde de böyleydi yani. Buraya gelirken çok heyecanlanırdım. Şimdi aynı şeyi o da yaşadı. Evladım gibi hepsi. Saatlerce bakıyorum, seyrediyorum onları yani. Kahve yapayım mı? Ya bir kahve yap da bakayım. Ben de gideyim şu kızlara bakayım. Şu hasta olan. Eyvah neyi yok. Hadi kahve içelim. Ben de canım çektim. Kızım, ne yapıyorsun sen yavrum be? Ne güzel kızım. Ne yapıyorsun? Hadi bakalım dur. Sen ne yapıyorsun yavrum? Aferin benim güzel kızıma be. Aferin benim yavruma be. Sen hasta mı oldun? Ya yavrum hasta mı oldun sen? Bebeklerim. Aferin benim. Oh benim güzel kızıma be. Ya yavrum. Thank you.
Getireyim mi seni de biraz? Ha kızım? Bunlar benim bebeklerim. Bebeğim benim.